Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdi leylen minel mescidil haram ile mescidil aksel lezi barekna havlehu li nurehu min ayatina innehu vessemin basir. In huve illa vahyu yuha allemahu şedidun kuva zumiretin festava ve huve bil ufukil ala summa dana fatadella فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوَدْهَا اَوْ اَدَقْنَا وَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدْ لَهُ نَزْلَةً اُخْرَا اِنْدَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَا اِنْدَهَا جَنَّةِ الْمَوَا اِذْ يَعْشَ سِدْرَةَ مَا يَعْشَا مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْ رَأَى مِنْ اَيَاتِ رَبِّهِمْ كُبْرَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Malum okuduğum ayetler neyi hatırlattı size? Miraç. Miraç, salı günü Miraç değil mi, salı akşam? Öyle mi? Ayın üçünde. Salı mı geliyor? Salı. Şimdi Miraç Risalesi'nde en çok sorulan soru. İkinci soru, en çok sorulan, ikinci soruyu okuyorum, sorabilirsiniz soru, anlamadığınız yeri, ama miraçtır tabii, kolay iş değil. Dersin gayesi şu, veya dersteki takip ettiğim gayesi, 200 sene önce bir mobil kamera ile veya bir cep telefonunda internete girerek dünyanın herhangi bir yerini seyretmeyi söyleseniz, şurada ben şöyle bir alet, canlı ha, böyle dünyayı seyredeceksin. Yani bu pencere, bak gözlük, aynı, bunu seyredeceksin. Ben mesela canlı yayında Rize'de Ana Cadde'de, orada esnaf kardeşi aradı. Kendisi. Ondan sonra bana göstermişlerdi. Mobil sistemine girip Ana Cadde'yi gösteriyor. Rize'yi canlı yayında. Mobese emniyet vermiş şeyi, imkanı. İnternette giriyorsun, herhangi bir şehrin nereye bağlıysa caddeyi canlı gösteriyor. Mesela İBB, İstanbul Büyükşehir, cep telefonunda trafiği görüyorsunuz. Hatta arabayı, yani arabaların geçtiğini de görüyorsunuz. Bende var yani, kullanıyorum. Onun için yolları değiştiriyorum. Şuradan gideyim, şuradan gitmeyeyim. Yani çok kullanıyorum. Bir şey anlatmak istiyorum, biliyor musunuz size? Ben şuradan, şu pencereden, adama Ana Cadde'den aradı beni. Neredesin dedim. Abi de Rize'deyim. İyi, ne var ne yok, nasıl konuşurken oyaladım. Şeyden görüyor. Girdim. Ana caddede görüyor. Hemen arkasında el arabasıyla kira satan bir adam var. Gözüküyor. Ondan sonra konuşuyorum ama bunu görüyorum bilgisayarımda. Dedim ki makyele, şu arkanda dedim bir tane kiraz var dedim. O kirazcı, o bir kilo kirazan abi bir anda şaşırdı. Abi buralarda mısın? Cep telefonu ya. Cep telefonu öteki sokakta, bu sokağa, Amerika'dan buraya aynı şey. Kardeş, bu kadar dershanede kalıyoruz yani, seni İstanbul'dan oraya görmesek. Yani Allah Allah, git adam, bak sana bakıyor, git iyisinden al, bak iki çeşittir orada gözüküyor, iki yanak yapmış. Neyse, onu bilmiyordu yani mobeseyi ama yani şimdi bunu şimdi normal değil mi sizin için? 500 sene önceyi düşünün.
1400 sene önce düşünün. Bak bir beşerin yaptığı bir kutu, bir pencere, gözlük. Seyretmek şu anda gayet normal değil mi artık? Normal geldi değil mi? En uzağa en yakın. Aynı anda. Onu gördüğünü ben de görüyorum. Hazır imiş gibi. Televizyon için cazip oluyor veya telefon. O seyrettiğin televizyon o değil. Televizyon gelmiş, buraya girmiş. Televizyon gözüyle sen bakıyorsun. Canlı olduğu için. Yani televizyon senin gözündür. Onun şiliği seyrediyorsun. Bak o içine girdiğin için şiliği seyrediyorsun. Tamam mı? Şili, Brezilya'yı seyrediyorsun. Yani ona bakmıyorsun televizyona. Televizyonla bakıyorsun. Çok televizyona bakmak şu. Mecmuaya, dergiye bakmak gibi. Bu insana keyif vermez. Buna bakıyorsun. Televizyona bakmak değil. Televizyonla bakmaktır. Televizyona bakmak değil. Televizyonla bakmaktır. Sana göz veriyor. Gözlük vermiyor, göz veriyor. Hop bakarken sen seyrediyorsun. Ne farkı var ki? Ha canlı yayında adam Şili, Brezilya'yı gösteriyor. Kabe'yi, Mekke'yi gösteriyor. Öyle mi? Ha sen yukarıdan, üçüncü kattan seyrediyorsun. Ha canlı yayın vermiş. Aynı şeyi görecektin zaten. Bunu 100 sene önce düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz. İşte beşerin yapmış olduğu bir teknolojiyle böyle dünyanın her yerini ve böyle büyük bir ekran olsa duvar kadar belki de 1000 çeşit ufak ufak dilim yapsan, bildiğim için söylüyorum, böyle iş yerlerinde var. Adam tırını seyrediyor, iş yerini seyrediyor. Fabrikanın her birimini koymuş, bölüm tırını da görüyor. Bu ihracat yapan bir tekstil fabrikasını ben gittim, görüştüm. Görüşürken gördüm yani, tamam mı? Her birini görüyor ve şu anda İspanya'da tırım şurada diyor ve tır gözüküyor. Bu beşerin yaptığı bir teknoloji ile yaparsa bu. Bu teknoloji yapıyor bu. Bunu. Bu teknoloji yapıyor. Kendisini yapamıyor ama. Bu teknoloji kendisini yapamıyor. Şimdi bunu düşün. Nereleri seyreder? İşte her bir fikir, her bir kelam ustad sihirdir diyor. Her bir cümle aynı televizyon kamerası gibidir. Sizi öteye taşır. Şimdi ikinci sual. Şimdi onu kullanacağız. Şimdi peygamber hani televizyonla bakıyorduk ya. Televizyona bakarken bak televizyona bakarken televizyonla bakıyoruz. Aslında televizyona bakarken içine giriyoruz, kafayı sokuyoruz. Onunla bakıyoruz. İlk önce televizyona buna bakıyorum. Buna bakmak için bakmıyorum. Bununla içine kafamı sokup televizyon onun baktığı yere bakıyor. O benim gözüm. Şimdi peygamberle bakacağız. Peygamber bizim gözümüz. Onu gösterdiği, tamam gösterdiği yere kafasının alnında canlı yayın kamerası var. O nerelere bakmışsa bize gösteriyor. Uzay gemisi giderken rastladı bulutları, toz, gaz şeyleri dünyaya taşır gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da uzay gemisi, Miraç denilen, yani kemalat-ı şahsiyeti, torpido gibi, roket gibi, onun içine girmiş, kemalat-ı şahsiyesine girmiş, ondan sonra hissiyatları, fikriyatları dürbün olmuş. Yani duyguları kamera, hissiyatları da çekim, oradan devamlı veri veriyor aşağıya bize. Şimdi onunla hareket edeceğiz. O zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Bana en çok sorulan bu. Dersiniz, kainat onun nurundan halk edilmiş. İkinci bir soru.
O zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Dersiniz bir de, kainat onun nurunda halk edilmiş. Üç, hem kainatın en ahir, en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Anladık mı abim? Şimdi buna cevap veriyor. 579 sözlerden okuyorum. Ey makam-ı istimadaki insan. Makam-ı istima. Dinleyici. O merak eden. İkinci işgal ettiğin hakikat o kadar derindir. Bu mesele o kadar derin, o kadar yüksektir ki akıl ona ulaşır ne de yanaşır. Zerre kadar bir inkişaf etsek var ya bir örnekle. İmana dayandığı için zerre kadar iman inkişafı dünyanın en büyüğünden büyüktür. En büyük nimetten büyüktür. Yani iman esaslarından olduğu için. Hani iman edilmesi gereken, itikat demiyorum da, iman edilmesi gerekenlerden olduğu için Miraç, zerre kadar inkişafı dünyanın en büyük fanisinden de büyüktür. Onun için ne kadar istifade edersek o kadar kârdır. O kamerayı unutmayacaksınız. Televizyona bakarken televizyonla bakacağız. Şimdi onunla bakacağız. İlk önce bu kelamla. İlla nuru iman ile görünür. Bu mevzu o kadar derindir. O kadar yüksektir ki derin ve yüksek. Derin ve yüksek. Elimi böyle yapmasam derin ve yüksek onu kaçırmış olacaksınız. Anlıyor musun? Okay. Ne kadar derin ve yüksektir. Tabii canım ne dedik böyle bir şey yani. Derin ve yüksek. Miraç. Ezel ve ebed. Ha? Ona nuru imanla ancak bazı şeyler herhalde tabii yeni İslamiyet'in müşteri olanla 30 sene, 20 sene, 40 sene İslamiyet'in içinde yürüyen kişiler aynı şeyi mi öğrenecekler? Aynı şeyi iman ederler ama hakikat itibariyle, hissiyat itibariyle, fikriyat itibariyle elbette ki emeğe saygısızlık olur. Farklı olacak tabii. Müsaade etsin de daha dün iman etmişse bizim hissettiğimizi, senin fark ettiğini fark etmesin canım. Eğer ilk gün bunu fark ederse 30 sene sonra ne fark edecek? Bizim yanımızda kalan çocuklar vardı. İşte bunu Rüştü abiden görmüştüm, ben görmedim. Yani böyle yapmazdım belki de, o sosyolojici olduğu için ustaydı. Çocuklar kalırdı. Benim kafam almıyordum ama şimdi benim başıma gelince benim kafam alıyor. Çocuklar sabah namazına kalkardı. Sünneti farzı kılardı. Hadi yavrum gidin yatın derdi. Onun için ne diyordum ya, tesbihat var, dönerli ders var, ne katılmıyor? Öğrensinler çocuklar. Tabii bunu biz bir şey diyemezsin tabii abi. Nasıl diyeceğiz ama mutlaka bir bildiği vardı, teslim ettiniz. O konuda hiç tevazu yapmayacağım. Teslim ettim, çok iyiydi. Hiç şeyim yoktu. O anlardı tabii. Kardeşler, şimdi diyorsunuz ki içinizden, niye bu niye durmuyor? Durdurmadı, yatırdı. Bu yaşta sizin yaptığınızı yaparsa, sizin yaşınıza gelirse ne yapacak? Sıra ne kalır ona? Çünkü sizin yaşa gelene kadar yapmadığı bir şeyler olsun ki sizin yaşınıza gelince yapsın da zevk alsın. Şimdi sizin neşit olmasın. Şimdi nur-u imanla bilinir. Niye bunları anlatıyorum? Nur-u imanla bilinir. Yani biraz ama örnekler de vereceğiz. Ama bu kusura bakmasın. Daha külliyatı bitirmemiş adam senelerden beri buraya geliyorsa, hala külliyatı bitirmemişse biraz uzaktan bakacaktır tabii. Okuyacak yani. Çünkü bu dünyaya okumak için geldik. Bu bedava da yok. Hacı babanın böreği derdir. İşte bu kadar da ucuz değil yani. Böyle. Ama istifadesiz kalmayız. Ama özürümüz yok. Niye namaz kılmadın? Namaz kılmayı bilmiyordum. Ahiret özür yok. Çünkü öğrenmen lazımdı. Askerde niye tüfeği kullanamadın? Kullanamıyordun. Özür müdür? Askerde özür yoktur. Çünkü sen bilmek için gitmişsin. Fakat bazı temsilat ile o hakikatin vücudu
fehme, anlayışa takrib edilir. Fehim nedir biliyor musunuz? Fehim. Fehim nedir? Fehme takrib edilir. Düşünce. Başka? Anlayış. Anlayış. Başka? Akıl. Akıl. Başka? Ha, şimdi dimağda 7 mertebe var ya abi. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tamam mı? Şimdi bu dimağda dolu mu abi? Bu kapta. Şimdi burada her çeşit var. Katısı var, suyusu, sulusu var, cıvığı var, bir memesi var. Şimdi elek koyar mısınız elek? Elek koyun suyunu alalım. Tamam mı? Bu eleğin adı fehim. Çarlık akılla alakası var mı? O zaman işte okuyacağız veya derse gideceğiz. Böyle farklı bir şey duyunca hadi sonraki okuyuşumuzda tefekkür olacak. Derse gelmenin güzelliği. Ben bu fehimi anlamak için belki 2-3 ay vermişim ama sen o saniyede anladın. Fehim, dimağın bütünlüğündeki o süzgeçten hepsi içeriye gitmiyor. Süzülüyor, aşağıda mana oluyor. Çünkü 5-6 tanesi vardı. Pekmez suyu, bal suyu, sirke suyu, bilmem ne suyu. Bir sürü malzemeler vardı. Üzümü ezmiştik, şeftaliyi ezmiştik, armutu ezmiştik. Leğene koyduk mu abi? Onu şey süzgece koy. Hop süzüldü. Aşağıda tek oldu hepsi. Bütün sular tek su. İşte bu süzgecin adı. Ne budur ne budur. Süzgeç. Fehme takrib edilir. Fehme atacağı şimdi. Ne kadar süzerse. Bazı şeyleri vermiyor. Aşağıya. Bazı şeyleri veriyor. Öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. Bu arada bilin. Fehim ile ifham arasındaki fark nedir? Fehim bu. İfham. Peki sen bunu sorduğunuz göre nedir peki? O fehim süzgeç. Fehim diyor daha suhuletlidir diyor ifhamdan muhakeme kursu. Evet çünkü burası akan miktar ifham. Çünkü bunu süzdü mü abi? Bu süzüldükten sonra başka yerde süzmek artık çok kolay. İfham etmek çok kolay artık. Ben şimdi alıyorum, tamam içeriye dolduruyorum. İçeriye şimdi süzüyorum. Sonra süzdüm yani. Size ifham ediyorum şimdi. Bu çok gönül rahatlığıyla anlatabiliyorum. İfham edebiliyorum. Takdim edebiliyorum. İçeriye alınan. Çünkü mesela ay kimden ne aldımsa söylüyorum bak. Elin gavurundan söyleyeceğim. Keşke senden alsam da söylesem. O zaman herkes aldığı yeri söylemesi lazım. Einstein diyor ki bir insan bir mevzuyu ne kadar iyi anlarsa o kadar kolay anlatır. Bir adam çıkıp da böyle kürsüye ya o çok zordur. O şimdi zordur hakikaten. Ya bu nasıl anlatılacak diyorsa o anlamamış demek. Çünkü ne kadar iyi anlarsan o kadar iyi anlatırsın. Çünkü sen öyle elini koyup da bununla meşgul olduğunsa onun mutlaka misallerin vardır. Ama bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. Ustad avama da anlatmış değil mi kaderi? Çünkü iyi anlamış. Öyle değil mi? Sadi Teftezani'nin ancak Kul-i Aşere o kitabı değil mi? Elit uydurmasıyla havasa, ulemaya bildirdiği 40 sayfalık kader risalesini avama da çocuklara da anlatmış. Nasıl anlatabilmiş? İyi anladığı için. 2 sayfada. Hem de 2 sayfada diyor. Diyor mu demiyor mu? Hani çok zordu. Bütün istisnasız, bütün ulema-i İslam haşir naklidir, akli değildir dediği yerde avama da çocuklara da Risale'ni anlatmış diyor. Çünkü iyi anlamış Risale'ni. Çok örnekleri var. Ben ne kadar bu mevzuya hakimsem o kadar rahatım oturmam. Hemen görürsünüz zaten kürse bir hoca çıktığı zaman böyle ders yaptığı zaman. Yani ne kadar hakim o kadar hakim. Ne kadar hakimsem o kadar hakim. Ne dedim? Sorusu alamadığını soracaksınız. Sorun. Çünkü çalışmışım. Ve
Başka bir şey okumuyor. Risale topluyorum. Fehim nerelerde ne diyor? Tak 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 ne diyor? Onları topluyorum. Şu anda 3 haftayı geçti. Zan uğraşıyorum, zan. Balon. İçine girdiğimiz balon, yaşadığımızı zannettiğimiz, büyük dünya zannettiğimiz. Oysa fanos. Üzerimize örtülen bir fanos var böyle. Böyle var ya böyle evlerde bir cam şişe var, kavanoz. Onu su koyarlar, balık. Donup durur. Oo, okyanusta zanneder garibanın. Garibanın kendisini okyanusta zanneder. Öyle değil mi? Çünkü bir yere çatmıyor ki. Köşe olsa kutu zanneder. Ama devamlı daire var olduğu için okyanus zanneder. Fanos bizim zanlarımız. Kur'an'da da çok yer verilmiş. İnşallah bir gün karşınıza hakim olarak zanı. Bugün deseniz bilmiyorum. Ama bunu araştırmadan önce çok iyi biliyordum. Lugat manası ile hemen verirdim. Geçin. Şimdi bilmiyorum. Okudukça bilmiyorum. Daha önce okumadan önce bir an öncesi deseniz belki 10 dakika konuşurum. İnşallah bir gün böyle bitirin, size de takdim edeceğim. İlk önce kendimi merak ediyorum. Küçük dünyam nasıl büyük zannetmiş? Neler onu aktif etmiş? Nelerle ondan çıkmam lazım? Evet, mevzuya gireyim. Bu arada bazı şeyleri de anlatmak ihtiyacını duydum. Çünkü sizin bilmediğiniz bazı şeyler de var yani. Size zarar veriyorlar. Önerme yapıyorum size. Zarar verenlere fırsat vermeyin. Onların itirazları bana bir şey getirmez. Benim sırtım kalın. Artık şeker erimiş. Tamam. Size böyle zarar verenlerin ağzını tıkayın. Çünkü istifadenize mani oluyor. Onlar çünkü sizin ahiretinizde inkişaf noktasında çok zalimlik yapıyorlar. Anlama öyle kal diyorlar. Müdafaa size aittir. İşte şu kainata nazar hikmete bakıldığı vakit. Birinci şart. Bu kainata nazar hikmete bakıldığı vakit azim bir şecere manası görünür. Büyük bir ağaç gibi gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Şecerenin nasıl ki ağacın dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri var. Değil mi? Ağacın dalları var. Sonra ne var? Yaprakları var. Çiçekleri var. Anladık mı abi? Anlayarak gidelim. Şu şeceri hilkatinde bir şıkkı olan alim-i süflinin, yani bu şeceri hilkat, şöyle hemen baştan söyleyeyim, ötelerin ağaçları burada ters çalışıyor. Burada toprak saksıya koyarsınız çekirdeği büyür. Ahirette ise kökleri yukarıdadır, dalları aşağıdadır. Oradan beslenir. Bunun gibi. Aha, çekirdek aşağı inmiş. Buradan besleniliyor her şey. Bak aşağıda yukarı değil. Komut merkezi aşağıdan değil, yukarıdan veriliyor. Aynı. Dallar aşağıda. Böyle niçin yapıyorum? Dikkat çeksin. Dikkat çeksin ve şuur altınıza gitsin diye. Baskı. Baskı yapıyorum. Subliminal değil. 25. kare. Anladın mı abi? Burası çekirdek. Bunu çok önemli çünkü hayalinizde canlanmazsa bundan sonra bina edemem. Ağaç, çekirdek, aha sana çekirdek. Tamam. Ondan sonra aşağısı. Bu ağacın bir dalı da şöyle dalları alemi şahat etmiş. Bir dalı. Kocaman bir şeceri hilkat. O çekirdeğin adı Nur Muhammedi. O ağacın. Nur Muhammedi. Tamam mı? O çekirdeğin adı Nur Muhammedi. Yukarıdan aşağı inmiş. O komple ağacın adı Şahsiyet-i Muhammediye'dir. Tamam mı? Meyvesi var aşağıda. Şimdi şey yapıp okuduğum için ama size de şey yapacağım. Meyvesi var. Risale-i Ahmediye. Tamam mı? Çekirdeğin adı neydi? Nur Muhammed. Nur Muhammed'i. Meyvenin adı neydi? Risale-i Ahmediye.
Risalet-i Ahmediye. Risalet-i Ahmed. Ağacın zahirisi var. Hakikati Muhammediye. Ağacın arkası batınısı yani. Mahiyeti Muhammediye. Hakikat, mahiyet. Esma, sıfat. Ceset, ruh gibi. Bak, esma nereden çıkıyor? Sıfattan. Esmanın bütünlüğüne unutmayın. Hakikat. Esma'ya hakikat denilir. Hakayke şey sabit etim. Mahiyet istidada bakar, sıfata bakar. Onun için mahiyet hep arkadadır. Daha ince. Şöyle daha iyi anlatayım. Buz hakikattır, su mahiyettir. Ceset hakikattır, ruh mahiyettir. Oldu mu abi? Şimdi ben ağacı canlandırıyorum size. Çekirdek Nur-u Muhammed'i. Meyve Risalet-i Ahmediye. Hakikat-ı Muhammediye, ağacın zahirisi. Mahiyet-i Muhammediye. Tamam abi? Komplesine böyle sarmalasan şahsiyet-i Muhammediye geçiyor. Lugat'a bakarsan beşi de aynıdır. Ama çok farklı değil mi? Yok, komple. Bu anladık. Şimdi bu ağacın 18 bin alemi varmış. Bir dal, şöyle dalla, alemi şehadet. Alemi şehadet. Alemi sıfır. Anası dallarıymış bunun da. Bunun da dalları var da. Dallar neymiş? Anasır. Anasır ne? Unsur. Unsur, elementler. Nebatat ve eşcar. Nebatat ve eşcar. Nebatat ve ağaçlar. Değil mi? Bitkiler ve ağaçlar. Yapraklarıymış. O dalın. Dalın bir dalın da dalı var. Elementler. Şeyler, yaprakları ise bitkiler ve ağaçlar. Hayvanat ise o dalın çiçekleri. İnsan meyveleri hükmünde görünür. Böyle bir dal yaymış böyle. Ne olabilir, kiraz değil mi bugünlerde? Böyle bir kiraz salınıyor. Tamam mı abi? Çiçeği de var, kiraz da var. O dal şecere hilkattan uzanmış alemi sufli. Burası. Dağ. Tamam mı abi? 18 bin tane dalı var. Bir dalı burası. Bu ondan sonra ufak bir dalı, Miraç anlatıyoruz ha. Bak nasıl çıkacak göreceksiniz. Ufak dalı ise unsurları, karbon, azot, kükürt, demir, çinko, elementler. Bu dalın yaprağı var, bitkiler var işte. Bu dalın çiçekleri var, hayvanlar. Bu dalın meyvesi var, insan. Tamam. Sani Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu elbette şu şecere-i azamda da cari olmak mukteza ismi hakimdir. İsmi hakimin iktizası ağaçta kullandığı yöntem, kanun bunda da var. Aynı. Çünkü küçük büyükte, büyükte küçükte gözüküyor. Ağaçtaki kanun şeydeki kanunda bu Allah bu kainatı yarattı. Bu kainatın yaratılış sürecine aynı benziyor. Aynı. Çekirdeği koyarsın yalnız burada dünyada aşağıdan yukarı büyür. Ötekisi yukarıdan aşağı büyür. Büyüdü. Zaten Big Bang. O da öyle diyor. Patladı. Açıldı. En kesip biz olduk. Yani uyuyor onların tanımlaması. Big Bang'e uyuyor. Yani ağaçtaki kanun aynen bu ağaç şeceri hilka Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem demektir o ağaç. Ağaçta neye bahsettiniz belki yeni gelenlerdir. Bu ne ağacı kardeşim? Allah'ın dışında arş-ı azam, lef-i mahfuz, alem-i insan, alem-i mana, cennet, cehennem, domuz, yılan, Cebrail, Mikail, dünya, ahiret. Hepsinin adı bu ağaç. O ağacın bir dalı işte burası. İşte elementler dedik. Çiçekler ve ağaçlar dedik. Hayvanlar dedik, insanlar dedi. Tamam. Şimdi bazılar diyebilir bu ne ağacı bahsediyor. Öyleyse mukteza-i hikmet
şu şeceri-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Şimdi biz bu dünyada bakıyoruz ki ağaçlar çekirdeksiz olmuyor. Yani bir çekirdek derken DNA yani genetiği mutlaka bir kaynaktan yapılıyor. Ağaçtaki kanı bu. Hem öyle bir çekirdek ki alemi cismaniden başka sair alemlerin nümunesini ve sasaatını cami olsun. Yani bir çekirdekten, şimdi Nur Muhammedi'den bu 18 bin alem nasıl yaratıldı sorulabilir. Ya bu kadar bir minnacık çekirdekten çınar ağacı oluyor. Gözle gözükmeyen hücreden insan yaratılıyor. Damla demiyorum ha. Hücre gözle gözükmez. Bir hücreden yapılıyoruz. Ben bir hücreden olmuşum. Nasıl olmuşum? Bak bir hücreden olmuşum ama cesedin dışında hudu ve nihayeti olmayan, derinliği ve yüksekliği olmayan istidada sahip. Öyle mi? Yani istidat ve kabiliyetler nihayetsiz. Ve hiçbirisine de had konulmamış. Mesela aslan zarar verebilir, demir kapıyı kapat, bitti. Ama insanlar öyle değil. Komple bine uçurur. Menfaatı da zararı nihayetsiz. Bak, gözükmeyen bir hücreden ama maddi ve manevi derinliğime bakın. Derinliğinize bakın. Tamam? İşte bu kanun burada da kullanılıyor. Bak bir işte hücreden insan yapılıyor. Bir çekirdekten ağaç yapılıyor. Allah da bu şecere yani Allah'ın dışında bütün alemler aynen ağaca benzer. O da Nur Muhammed'den yaratılmış. Onun da bir çekirdeği olması lazım diyor. Yani ağaçta gördüğümüz bir kanun var. Genetik. Çünkü binler muhtelif alemleri tazamun eden kainatın çekirdeği hastesi ve menşei kuru bir madde olamaz. Yani mesela düşünün harika bir ağaç düşünün. Ama acayip renklerle var mesela. Daha çok şimdi şeftali değil mi böyle? Çok pembe değil mi? Çok ilgiyi çekiyor. Acayip bir imza atmış. Erikler beyaz gözüküyor. Bir de armutlar herhalde beyaz gözüküyor. Şimdi bunun kaynağı yani kaynağı olmasın. Yani kuru bir şey olsun. Ya nasıl olur ya? Bu kadar mükemmel bir ağacın kaynağı çekirdeği yazılım olmasın. Öyle bir çekirdeği yazılım yapmış ki bak bunu iyi dinleyin. Harf kullanmadan, sayı kullanmadan ağacı yazmış. Harf kullanmadan yazı yazılır mı? Siz bana söyleyin Ali yazacaksınız ama harf kullanmayın. Bir tarih söyleyeceksiniz harf kullanmayacaksınız. İşte insanın bir hücresinde insanın yazılması, kocaman ağacın çekirdeğinde yazılması harf ve sayı kullanılmadan yazılmıştır. Yoktur. A, B, C, Ç, Elif, P, T, S'si yok. Nasıl bir yazılım? Ha biz şimdi yalnız şeyi görüyoruz. Televizyon ekranında filmler var, acayip gidiyor, derinlik var, su sesi var, ses var, şekil var. Çeşit çeşit sesler var, yerler var ama bunun arkası 0011 0001. Ne alakası var şimdi bunlar? Ama şey kullanmış, sayı kullanmış. Var yok, yok yok yok, var. 0011 0 öyle mi? Bunlar da elektriktir aslında. Yani. Ama o da yok. O da yok. O bir gene bir parça gördüm. Biz anlayalım ifadesi. Yani. İfadesi. O arkası da yok. Gördün mü? Daha arkaya gidersek hep o da şey yapacak. Elektriğin enerji olacak. Enerjinin de arkası kuvvet olacak. Esir olacak. Hayda. Repten çıktık yoldan. Peki gözümüzün önünde kötü bir film var. Kötü bir film, iyi bir film var. İkisinin de arkası aynı. Aynı yöntem. Demek ki iyilik, kötülük burada. Arkada öyle bir şey yok yani. Ya bu kocaman kainat bir çekirdekle nasıl yaratıldı? Araba film ya. Varlık yoklukla yapılmış. Var var var, yok yok yok. Yok 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 yok, var var var. Sıfır sıfır, bir 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 bir. Bir var, sıfır yokluğu ifade ediyor. Adem. Vücut Adem, vücut Adem, Adem Adem Adem. Vücut 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 vücut. O da yok diyor adam yazılımcı olduğu için. O da anlayalım diyor. Arkasında elektrik şeyleri var.
Ya demek ki neyin üzerine duruyoruz ya? Bu filmler, bu bilgisayarlar hep yokluğun üzerine kurulur. Var yok, var yok, yok yok yok, var var. Şimdi bu ağaçta nasıl böyle bir çekirdekten detayına girdim? Ya bu gözümüzün önünde varsayılan, zannedilen üzerine sistemler kuruluyor da. Nurdan niye kainat olmasın? Hem de nur ya. Hem de elektriğin de aslı. O anlattıklarında zaten nurdan yapılıyor. Bundan, evet. Televizyondaki olaylar, onlar hepsi nurdan yapılıyor. Nurdan yapılıyor. Şer bile nurdan yapılıyor. Elektrik işte. Elektrik nura dönüşüyor. Bu da elektrikçi ya, evet doğru. Bu yazılımcı, bu elektrikçi, evet. Elektrik nura dönüşüyor, doğru. Şekile dönüşüyor, şekile. Şekile dönüyor. Elektrik değil mi? İşte şu an baksana, lambalar. İşte ve eşyalar, her taraf. Celaskalayı kaldırıyor elektrik. Gözükmeyen şeyi kaldırıyor. Gözükmeyen adamı öldürüyor. Aynasını bulunca aynanın kabiliyetine göre görüntü veriyor. Allah Allah. Aynanın kabiliyetine göre. Çok harika bir örnek. Elektrik veriyor. Sobada ısı oluyor. İşte motorda güç oluyor. Süpürge makinesinin hareket oluyor. Ampulda ışık oluyor. Bilgisayar bilgi oluyor. Bilgisayarda bilgi oluyor. Cahile katil oluyor. Gebertip ölüyor. Ben görmediğimi inanmam diyen adama tutturuyorsun gibi diyor. Ölüyor yani. Peki nedir? Arkada bir şey yok. Ne katildir, ne halimdir, ne bir şeydir. Yani gözümüzün önünde arkadaşlar. Elektrik her şeydir. Binaya yük taşıyor. Ondan sonra burada ışık veriyor. Öteki tarafta ekmek pişiriyor. O yok yok. Hem de içtikten elde ediliyor ya. Var yok, var yok, var yok. Var ya permanent. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allah'a yukarı, Allah'a yukarı. Sanki namaz kılıyor. Kıyam ayakta. Secde kıyam, secde kıyam, secde kıyam. Şimdi pervane beygir gibi dolaşıyor. Ya niye böyle duruyor hiç görmemiş adama? Niye dolaşıyor bu? Bunun dönmesi var ya. İstanbul'da nihayetsiz farklı farklı cihazlar çalışması için. Bir yerde fotoğraf çıkıyor. Tekstil. Yani bu adamın böyle dönmesiyle mi orada yemek pişiyor? Evet. Yani bu adamın dönmesiyle mi fotoğraflar oluyor? Evet. Yani bu adam dönmesiyle bineye mi yük çıkıyor? Evet. Nasıl olur? Oluyor işte. Onun dönmesi şehirde binlerce, milyonlarca cihaz mı çalışıyor? Ha, sen de Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Elektrik ünlükleniyor, ruhsal elektrik, dima ve kalp. Çünkü elektrik ünlük ettiğini zaten kendisi söylüyor fizik. Bu elektrikle ruhumuzda ekilmiş olan nihayetsiz cihazlar çalışıyor. Mekanik elektrik, elektrik enerjisine dönüşüyor. Ruh şeyinden bir birleştir şimdi. Nuri Muhammed ile. Şimdi ona geleceğim. Mekanik enerjiyi alıyor şey, mekanikten elektrik çıkmıyor. Mekanik olmadan elektrik çıkmıyor. Çıkmıyor. Bu sofistlerin biraz aklına yaşmışlar mevzu bu değil mi abi? Evet he. Ama mesela diyor ki Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah. Neyin yük kapıyorsun? Ne var burada ya? Elektrik imal ediliyor kardeş. Bir tanesi sorun. Bu ne yapıyor diye birisi sorduysa neyin yük kapıyor? Aynı şeyi yapıyor. Şey, Kabe'de de öyle. Lebbek Allahümme lebbek, lebbeke la şerike leke lebbek. Niye aynı şeyi yapıyorlar? Namazda da öyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Onu diyeceksin ki elektrik imal ediyor diyeceksin. Ne böyle yapıyorlar? Elektrik imal etmek için. Daha sana dinamo. Tamam, dinamo. Enduvi de içeride. Tırr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 
hareketler sese, bak şekli sese dönüştürüyorum, elektrik. Acayip ya, birbirine girmiş kainat da, biraz hafif dikkat edeceksin ya. Allah-u Ekber, 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 Allah-u Ekber. Aynı şey. Ruh şehrinde nihayetsiz istidat cihazlarını Allah-u Ekber elektriğiyle iman ediliyor. Rüzgar yapacak da ben niye iman etmeyeyim? Zaten bir kere hareket kendisi enerji ya. Hani ruhsal enerji almasa bile kendisi enerji zaten. Böyle enerji ya. Musibetler rüzgar mı oluyor o zaman? Evet. Sebepler rüzgar. Musibetler. Musibetler, sebepler hepsi. Hepsi rüzgar.
Seni evirip çeviriyor, evirip çeviriyor, evirip çeviriyor, evirip çeviriyor. Acayip bir şey. Risale-i Nur derslerinin bir güzelliği de çıkıyor. Risale okuyan ve derslere gelen bu malzemelerle çok değişik düşünebiliyor. Misal verebiliyor. Ve iman esaslarını çok rahat kavrayabiliyor. Şimdi Nur-u Muhammed'i gayet rahat. Namazın ne olduğunu, Kabe'nin ne olduğunu, böyle niye dönüp durduğumuzu anladık biraz, değil mi? Ne kadar hoş oldu. Şimdi öyle bir çekirdek ki, yani ağacı yani hiçbir şey kaynaksız olmuyor. İnsan kaynağı var, bilginin kaynağı var, hareketin kaynağı var. Ve bu kainatın kaynağı da Nur-u Muhammed'i. Yani kuru bir madde olamaz. Madem şu şecere-i kainattan daha evvel on evden başka şecere yok, öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur elbette yine şecere-i kainatta bir meyve libasının giydirilmesi yine hakim isminin muktezasıdır. Çünkü meyve, çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Şimdi çekirdekten dünyadan bir şey yapayım. Çekirdekten ağaç çıktı mı? Sonra detaya dönüştü mü? İçi dışına çıktı mı? Fihi mafi. Çekirdeğin içi dışına çıktı mı? Allah bu geneli ihata edemediği için insanların bir noktaya cem etmek istedi. Gitti o ağacı süzdü. Meyveye. Meyveye süzdükten sonra kök dahil. Yani, toprak ya şöyle toprak. Çekirdek, ağaç. Meyve verdi. Şimdi kökteki çekirdek dahil hepsini ağacın içindeki meyvede toplanıyor. Meyvenin içinde çekirdek var ya, oraya topluyorum bak. Çekirdek dahil. Bu çekirdek kökteki çekirdeğin aynısı. Öyle mi? Öyle. Eğer Allah'ın emrettiği gibi kullanırsan bu çekirdekten geleceksen Allah'ın izniyle bir ağaç çıkar. Yoksa yabanı bir çekirdek olur ve ağaç çıkmaz. Aşılanırsa. Şimdi bu çekirdekler, kökteki çekirdeğin adı ne aydır ne gayırdır. Aynadaki güneş. Aynadaki güneş, semadaki güneş değil. Ama ayna da değil ama semadaki güneşin hasiyetine sahip. Hasiyetine sahip yani özelliğine sahip. Çünkü nurani olduğu için aynaya böyle yansıtın gelsin. Gider tarlaya vurur ısıtır. Ama ben kesifim, güneş olmadığım için katıyım, donum, aynada gözükeyim, benim duygularım, isterim yansımaz. Beni böyle tutun böyle aynada, oraya yansımam. Kalırım yani. Ama güneş öyle değil, yansır. İşte nurani şeyler ne kadar aynanın aynası da olsa yansır, taşınır. Ama kalite düşer ama gene kendisi. İşte Nur-u Muhammed'i, o hani camide var ya Allah ve Muhammed yazıyor. Allah vacibül vücudu simgeler. Oraya Rahman Rahim yazılamaz. Çünkü zatı anlatıyor Allah. Onun yanındaki Muhammed yerine Ahmet, Mustafa, Beşir falan yazsanız olmaz. Muhammed de bu çekirdeğin adıdır. Sonra geldi ağaç bütün 18 bin alem dal bu da çiçek verdi meyve. Bu da Ahmet. Risale-i Ahmedi. Ama bazen Muhammed denilir. E kardeşim meyvenin içinde çekirdek var ya. O çekirdeği kastedersen Muhammed'dir. Meyveyi kastedersen Ahmet'tir. Eğer çekirdeği kastedersen köktekini konuşmak içindir. Eğer Ahmet'i kastedersen ağacı bütünlüğünü kastetmiş oluyorsun. Tamam bak bu kadar kolay gidiyoruz. Şimdi Miraç ne olacak göreceksiniz. Miraç neymiş? Şimdi bu çekirdek, çekirdek de kardeşim, çekirdek ağacı bazen bu ağaç aşılanıyor. Yapısı biraz değişiyor değil mi? Değişiyor. Bu aşılandıktan sonra bu çekirdeği atın aşı olarak çıkar. Veya kalemini kesin aynı genetiğini aşılanmış görüyorum. Mesela bizim memlekette bir armutta 4-5 tane armut çeşidi var. Öyle değil mi? Dalını aşılıyorlar. Acayip armutlar yani. Çeşit çeşitten bir ağaçtan 5-6 tane hepiniz biliyorsunuz. Ha, kök aynı ama familya aynı. İşte aşılanmış, aşılanmamış, yamuk, yumuk falan şudur budur. Ha, onlar da biziz işte. Farklı farklı insanlar çıkmışız. Kök aynı.
Aşılanırsan yabanilikten çıkarsın. Aşılanmazsan ha böyle bir çekirdek meyve olur ufak falan. Onu hemen de aşılıyorlar. Hoca eriği çıkıyor. Hoca eriği. Hoca eriğini biliyor musunuz? Ya papaz eriği desem hemen anlarsınız. Papaz eriği ne yapıyor? Papaz eriği diyorlar bir tane. Çok kızıyor. Ne papaz eriği ya? Mesela Fatih kirazı var. Abi Fatih kirazı. Napolyon kirazı diyorsunuz anlıyorsun. Ne Napolyon ya? Fatih kirazı. Papaz eriği değil. Hoca eriği. Arma gidiyor biliyor musun papaz dedikleriniz ama. Herhalde şeyde papazın biraz yakıştırıyorum. Çünkü acı olunca böyle ısırınca böyle kamaştırıyor ya. Ha olabilir o zaman. Şimdi rahat mıyız? Çar. Bunu aşılamak. Şeriatlar gelmiş aşıladı. Şeriatlar aşılamak için gelmiş. Ağacı. Yabanilikten çıksın. Yem meyvemiz haberi cüzi bir şey oluyor. Kendisine az. Meyveyle kuşlar yiyor ha bu kadar. Ulan bir aşılıyorlar. Kaliteli çıkıyor. Ha, şeriatlar aşılamak için gelmiş. Şeriatlar demek ki aşıdır. Demek ki o çekirdeğin içinde ne var? Nur ve mana var. Nur ve mana nedir o çekirdeğin içinde? O kökteki çekirdek var ya. Yani şöyle diyeyim, kainat böyle şeceri firkat ya, büyük ağaç. Onun kökü böyle yapıyorum. Nur-u Muhammed'i. Bunun içinde iki şey var. İki. Nur ve mana. Ne demek? Nur bu ağacın bu tarafa yönü. Mana ise bu ağacı Allah'a bakan yönü. Çanak antenle niye anlarsınız? Uyduya bakan yönü. Kabloyla televizyona bakan yönü. Alıyor, veriyor, gösteriyor. Ama sen çıplak gözle baksan uyduya göremezsin. Kulağınla dinlesen uydunun sesini duymazsın. Ama saç, teneke, o gözle görmediğini görüyor, kulakla işitmediğini işittiriyor sana televizyonla. Vahiy de böyle. Hasan abi, nur, mülk, mana, melekütü diyebilir miyiz? Evet. Aynen. Aynen. Çanak anten, latifelerimiz, latife-i Rabbaniye. O kablo, hissiyat. Televizyon, cismaniyet. Program, ruh. O gözükenler, alemler. Uyduya da haşa, Allah. İnsanın duyguları Allah'a casusluyor. Öyle bir dersimiz var. Duygular Allah'a casusluyor. Hem de üçüncü ders şu anda. Yani Allah ne olduğunu insan casusluyor. Yani casus var ya, kapıyı aralarsın, ondan bakarsın, alttan bakarsın, üstten bakarsın. Yani ne olduğunu anlarsınız. Allah nedir? Ne bileyim. Ha insan kendi duygu, istidat ve kabiliyet ve latifeleriyle Allah'a bakıyor. Allah'ta kemali mutlak olan o özellikleri insan kendi karşılığında arıyor. Ha Allah bu kainatı yapmış. Nasıl yapmış? Ben odamı nasıl yaptım? Ben nasıl vefalları seviyorum? Nankörleri kızıyorum. Allah da böyle yapıyor diye böylelikle kendi küçük ölçüleriyle Allah'a bakıyor ve casusluyor. Allah'a casusluyor yani oradan malumatlar alıyor. Demek ki Nur-u Muhammed'i içerisinde iki şey var. Nur ve mana. Sende de öyle. Hani dedik ya aşılan bu ağaç gövde çıktı. Şükür. Çıktı mı abi? Daha bu da aşılandı. Bu gövde Nur-u Muhammed'inin şurası çekirdek. Ondan sonra bunlar insanlar. Aşılanmamış. İnsanlar çıktı. O meyve biziz. O da o. Aşılanma çeşitleri. O meyvenin içerisinde çekirdek var. O da o Nur-u Muhammed'inin aynısı sende de var. Kainatın başı sende var. Yani bakın şuraya. Toprak, çekirdek. Bu çok önemli. O kadar acayip ki ölümden kurtulacaksın ölüm korkusundan bak. Çünkü çok uğraştım. Nasıl bu kadar basit anlatıyorsun? Çünkü çok uğraştım, hazmettim. Benim alemimde kesin bu. Bak, bu toprak, çekirdek, ağaç oldu mu abim? Meyve verdi mi? Meyve verdi. Bu meyvenin içinde çekirdek var mı? Var. Bu çekirdekle bu kökteki çekirdek aynı mı?
Aynı. Çekirdek itibariyle, ene itibariyle, senin mahiyetin itibariyle sen kainattan öncesin. Cebrail'den öncesin. Ağaçtan öncesin bak. Bu meyvenin içindeki çekirdek meyveden öncedir. Yapraktan öncedir. Daldan öncedir. Kökten, gövdeden öncedir. Kökten önce değil midir? Yani bu meyvenin içerisindeki çekirdek ağacın komplesinden önce, yani kökteki çekirdeğin aynısı değil midir? O zaman ağaçta bulunan cehennem, cennet, Cebrail, ölüm, kaza, bela, bunlar ne varsa işte bu ağaçtır, şu kainat. Kardeşim sende bir şey var, meyvenin içerisinde bir çekirdek var. Onu inkişaf ettirirsen şunla, yani bu meyvenin içerisindeki çekirdekle kökteki çekirdeğin bağlantının adı miraçtır. Hayt ittisaldır. İkisini birbirine bağlıyor. İkisini birbirine bağlıyor miraç. Bu dersler de miraçtır. Miraç demek bir yere bağlamak ve taşınmak. Bak bir şey anlatacağım şimdi size. Yaslandınız mı abi? Çok mühim bir şey ama. Heyecanlandırıyor beni. 23. söz. Bilmediğiniz bir yer değil. Ama bildip de es geçtiğimiz bir yer. İman, insanı sahne zülcelaline nispet ediyor. Ne demek nispet ediyor? Aa, bağlıyor. Başka ne diyecektiniz ki? Öyle. Katı budur. Peki, gene devam ediyor. İman bir intisaptır diyor. Nedir intisap? O da bağlıyor, bu da bağlıyor. Nasıl oldu? İkisi de bağlı. Bak, bir daha söylüyorum birincisi. İman, insanı sahne zülcelaline nispet ediyor. İkincisi, devam ediyor cümle. İman bir intisaptır. İntisap bağlılıksa, nispetle bağlılık olursa, bir kere yazım hatası mı var? Nispet, ne, i, s, b. Ötekisi intisap, yazısı farklı. Manası nasıl aynı olacak? İman, insanı sahne zülcelaline nispet ediyor. Nesebini gösteriyor, aslını taşıyor. Aslını sana gösteriyor. İmanla, bak nispet ediyor, nesebini gösteriyor, soyunu, genetiğini, aslına taşıyor iman seni. Senin aslın Allah, esma yani. Bağ değil, nispet ediyor. Nispet nesepten geliyor, nesebi, kaynağından, genetiğinden bahsediyor. İman senin genetiğine taşıyor. İman aynı zamanda miracındır. Aslına götürüyor seni. Bu aslına tanıştırınca seni, bu sefer oraya gitmek istersin. Ha, iman bir intisaptır. Aynı zamanda intisap. Çünkü iman iki şeydir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet demek aslına, nesebine bakar. Nurdur, istidat ve kabiliyetlerimiz ebed, sonsuzluk istiyor mu? Ahiret bizi oraya alıyor. Çekirdekteki nur ve mana gibi mi abi? Aynen. Aynen abim. Bak. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Geçtik. Ne demek? Bak, nur şu. Evet istiyor muyuz? Sonsuzluk istiyor muyuz? Bir anda her yerde olmak istiyor muyuz? Ama dünyada mümkün mü bu? Yok. Şimdi imdat diyoruz. Yani ahiret istiyoruz, evet istiyoruz. Dünyada yok. O zaman imanın nuru diyor ki, kuvveti değil. İmanın kuvveti yok burada. İmanın nuru diyor ki, senin fıtratının istediği yer orada. O da diyor ki, buyur. Kim ne istemiş? Ahiret diyor ki, kim? Biz de diyoruz ki fıtraten, sen kimsin? Ben ezel ve ebedim. Yani ezel ve ebedin zeminiyim. Sonsuzluk bende. Ya sen neresisin? Ben ahiretim. Ha, imani bil ahiret. Ahirete iman, imanın nurudur. Allah'a iman, imanın kuvvetidir. Çünkü mazini değiştiriyor. O zaman arkadaşlar, iman insanı sahne zülcelaline nispet ediyor. Nesebini gösteriyor, aslına taşıyor, aslını gösteriyor, aslına tanıştırıyor demektir. İkincisi de seni ona bağlıyor. Mecul olan tarafı mı abi? Bu ikisi, iman, mecul diyelim. Nesebi, yani Nur-u Muhammed'in iki yönü vardı, nur ve mana. Mana, nesebini gösteriyor. Yani bir şeyin kaynağı. Mesela şey, bu adam kürsüde konuşuyor. İlk önce derler, ne konuştuğu önemli değil. Kim bu? Kimin adına konuşuyor? Nereyi temsil ediyor? Nerede yetişti? Öyle derler hemen.
Ooo ne acayip şey anlatıyor, hiç kimse demez. Asır böyle bir berbat bir asır. Onun için zaten şey de ne dediğini değil, kimin için demiş bunu. Tamam. Ha şimdi demek ki iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Genetiğine taşıyor. Aslına taşıyor seni. İntisaptır, bağ ediyor. İşte Nur-u Muhammed'in her tarafta aynı örülmüş mantık Risale-i Nur'da. Nur ve mana, nur, enedeki Nur-u Muhammed'deki nur, imanın kuvvetine bakar, nesebine bakar, nispet ediyor. Aynı çoğaltırsınız. Ve imanı bil, imanı billah'tır. Bak, imanı billah, Allah'a iman. İmanı bil, yevmil ahir. Allah'a iman. Peygamber iman. İkisini tanımlıyorum aşağı doğru bak. Allah'a iman, peygamber iman. İman, Sani Zülcelal'ine nispet ediyor, nispet. İman, kuvvettir. İman, nokta istinaddır. Şimdi buna geliyorum. İman, bir intisaptır. İman, nurdur. Burada manaydı. Nurdur. İman, ahirete iman, iman demiştik, bu imanın nuru. Ahirete iman, imanı bil ahirettir. Nokta istimdattır. Kitap okuyanlar için söylüyorum, yeni gelenler nokta istinat ve nokta istimdat anlamayabilir. Yani şu, dayandığı nokta istinat. Bu Allah'a iman, Allah'a dayanmak. İstimdat yani imdat. İsteklerin var, bağırıyorsun, ezel, ebed istiyorum, hastalık istemiyorum, ölmek istemiyorum, bağırıyorsun. Kimse senin isteğin bende vardır diyen yok. Ancak ahiret diyor ki bende var. Yani bağırmamıza cevap veren yer, istimdat, bağırmaya verilen cevap. Neresidir? İmanı bil ahiret. İşte ölümde nasıl kurtulacaksınız dedim. Bu topraktaki çekirdekle meyvedeki çekirdek aynıdır. Bu çekirdek bilincimiz artarsa, bu çekirdekle bu kökteki çekirdek arasındaki bağ, fikir, his ne kadar terakki ederse miracımız oluyor. O zaman bu çekirdek itibariyle sen kainattan önce olunca ne Cebrail kalıyor, ne Azrail kalıyor, ne cennet ne cehennem kalıyor. Hep bu tarafta kalıyor. Yani bu meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle kainattan, Cebrail'den öncesin. Cennetten öncesin. Bu çekirdek itibariyle cennet senden yapılmıştır. Arş senden yapılmıştır. Cebrail senden yapılmıştır. Hakikati Muhammed'e cihetiyle değil mi? Evet. Hakikat Muhammed. Buradan kökten korku. Şu kökteki çekirdekten koparırsan bu meyvedeki çekirdek olur mu? Yani bu çekirdeğin timsali olmak olduğundandır. Ama bu çekirdekle koparırsan burada çekirdek olur mu? Buradaki çekirdek, buradaki çekirdeğin fotokopisi olma hasebiyle. Aynadaki güneş, güneşten koparırsan aynada güneş olur mu? Ayna güneşe tutulmak suretiyle bu aynadaki güneş, güneş denilebilir. Mahiyet insanı birdir. Diyor. Mahiyet insanı birdir. Arkadaşlar şimdi miraç o kadar kolay ki meyvedeki çekirdekle kökteki çekirdeğin hayti ittisalıdır. O bütünlüğü. Tak. Abi iman yoksa meyvenin kopmuş hali mi? Bağ kopuyor. Bağ kopuyor. Hiç şey yok. Yani kopmuş diyor. Usta şöyle diyor. Meyve dalından kopmuş. Daha çekirdek olgunlaşmadan çekirdek olmamıştı. Meyve biliyorsunuz, meyve daha böyle hamken içindeki çekirdek beyaz olur değil mi? Ben eriği ısırdım da bugün dün. Eriği ısırdım daha tazeymiş. Tam ortadan kestim. Çekirdeği gördüm. Neydi biliyor musunuz? Biliyorsunuz erin çekirdeği çok... Su gibi beyaz. Ama çok serttir değil mi? Taş gibi. Ha, eğer meyveyi önceden koparırsanız, yani aslıyla hareket etmezse, bu sistemden, evet nesebinden koparsa, nesebiyle koparsa, bağda koparırsa, bu meyve daldan düşmüş, aşağı düşünce, daldan aşağı düşmüş. Orası da bir yer.
Ama artık böcekler yer, kuşlar yer ya. Gaflet ne peki abi? Gaflet işte bu aslında alakayı kesmek. İmansızlıkta şey ama değil mi? Yok. Bağlı gaflet mi? Mesela orada duruyor ama oluşmamış. Kafir ise kesilmiş aşağıdan. Yok. Gaflet bilmemek değil. Bilip bilinde, bilincinin şuurunda olmamak. Meyve vardır. Çekirdek vardır ama kökteki çekirdeğin dışa vuruş olduğunu bilmemek, bilmiyorsa bitmiştir o. Olsa ne olur? O zaman bu adam nedir? İman etti ama bu dersleri bilmiyor. Tam onu cennetine koyacak Allah. İman etti, namaz kıl, cennetine koyacak. Ama cennete mahkum olacak. Tövbe, mahkum demeyeyim de cennete girecek. Ama bu dersleri duyan adam, Nur-u Muhammedilere, cennetten üstün olan arşlara, lef-i mahfuzlara, arş-ı azamlara, kab-ı kavsenlere, çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gitti, dönerken cennete girdi, cehennemi gördü. Cennetleri geçecek. Kendi hakikatine gidemeyecek yani. Kendi, evet, kendi hakikatine gidemeyecek. Yalnız hizmet sunulan bir yer. Aa, harika, her şey var. Ne istemiştin dünyada? Huri istemiştin. Al. Ne istemiştin? Para, pul, her şey var. Ne istemiştin? Çikolata. Çocuk öyle diyor. Tamam. Hem de her çeşidi. Bir an bir ana benzemiyor. Daha bir şartına gelmez ki. Ama bir adam var. İsteyene ver onu diyor. Bana kendim gerek, benim kendim diyor. Onun farkında olacak mı abi? Yok, hiç olmayacak. O zaman zulüm olur. Zulüm. Niçin olmayacak? Burada olmayan orada olmayacaktır. Çünkü verilene verilecektir. Kim bu? İsteyene verilecektir. O zaman senin orada olmanın şeyi ne yani? Yani orada da aynı hakikat var ama o bir hakikatin ama sen aslını tanımamışsın. Çünkü cennet iki tanedir. Bir umumi, bir hususi. Yani o cennette berabersin ama hususi cennetin adam kim kime ittim duma. Adam cennette ama nihayetsiz. Merak etme, orası şey değil ama kendi aslına, hakikatına, isteğine ver onu. Bana, beni gerek, beni. Yani seni gerek, seni. Yani kendini tanımayla mümkün ya bu. Ya neler bizi bekliyor ya, yaşasın işte elhamdülillah ölüm. Yani ölüm demek, bu çekirdeğin tekrar toprağa gömmek, çürümeyle çürümektir mi ağaç olmak? Çürümek demek ağaç olmak. Çürüdü ağaç çıktı değil. İkisi aynı anda oluyor. Çürümek çıkmak demektir, çıkmak çürümek demektir, aynı şey. Yani bu dünyadan gitmek için bir yer şey değil, an değil. Onun için mevt tebdili mekandır. Odadan odaya geçmek değil, odayı değiştirmektir. Üzerindeki battaniyeyi kaldırmaktır. Yani bir süreç yok, onu anlatmaya çalışıyorum, kendimi yırtıyorum. Hani buradan çıktı da oraya gitti. Aa, ruhumuz gitti de falan, yok. Aynı anda oradasın, hiçbir yerde de ismi gitti. Yani ek değil, ahiret dünyanın üzeri bitişi değil, öteki arsa değil. Dünya ahiretin üzerindeki tenteneli perdedir. Suyun üzerindeki köpük gibidir. Öfle suyu, hemen köpüğe suya in. Kabir. Aa, gittik suda. Hadi. Suya koydular seni. Hop aşağıdan gitti ama her taraf köpük. Kimse görmüyor aşağıda neyi attığını. Mesela seni attılar canım. Köpüğe adam atsana. Hiç kimse görmez. Hop gitti ama her taraf su, köpük. Yani sana diyor herkes Rabbini perdesiz dağdasından kurtuluyor. Şimdi mana ismine baktığı zaman burada dünyada perde. Ama orada mana ismi olmadığında herkes mana harfi görecek. Ben hakikat burada mana harfi zaten görüyor. Ağamın orada göreceğini burada göreyi hakikat. Mana harfi çektiğini. Ama İsa Aleyhisselam'ın iki ayeti var ya, zikrettim de arada kaçtı. Ömer onu soruyordu yani, kime verilecek? Bunlar paldır küldür verilen şeyler değil. O cennet veriyor merhamete. Bu hakikatler, yani bu isteyene diyor, İsa Aleyhisselam'ın ayetinin mealini söylüyorum, isteyene verilecektir. Peki, istedin, buradasın, bu dersi dinliyorsun, oturdun, sabrediyorsun. Bu istemektir, sana veriliyor. Ama bu sana şimdi verildi, ahiret hakikaten verilecek mi sana? Verildiyse sana verilecektir. Verilene verilecektir. Verilirse verilecek. Verilene verilecektir. Çünkü verilmeyecek değilse verilmezdi. Vermek istemeseydi istemeyecek. İstemek vermezdi. Bunları bilip yani verilmemesi daha, cehennemden daha büyük. Tabii canım, cennette gittik. Allah Allah, bu ulan bu acayip şeyler duymuştuk ya. Nur, mana, şeceri, hilkat, Nur-u Muhammedi. Unutmayacaksın ki. Ya arş, cennetin üstü arş, arş-ı azam, lef-i mahfuz,
Cebrail'den önceydim, cennetten önceydim. Ya bunlar nerede ya? Bunlar neredeydi ya? Hiç bilene bilmen eşit olur mu? Peygamberimiz Miraç'a gitti. Cennete gitmek için mi gitti Miraç'a? Soruyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennete gitmek için mi oraya gitti, Miraç yaptı? Versin Müslüman cevap. Peygamberimiz cenneti göreyim, cehennemi göreyim, cennete gireyim diye mi gitti? İdris Aleyhisselam gitti zaten oraya. Bir daha gelmedi adam. Niye gelsin ya? Girdi çıkmadı ya. Özledim. Girip çıkmadı İdris Aleyhisselam. Peygamber ya. Bir terimsettireyim. Dedi ki, ya Rab cennetini görmek istiyorum. Ama söz ver. Girdim çıkacaksın. Tamam ya Rabbi dedi. Girdi bir baktı ki, çıkmıyorum dedi. Ya İdris, hani söz vermiştin? Tamam ya Rabbi. Söz sözün üstünde. Üstün söz, aşağıdaki sözün galibidir. Ben söz vermiştim ama sen de söz vermiştin ki cennete kim ne isterse verilecek diye. Ben de istiyorum şimdi. Allah'ın böyle güzel kulları var değil mi? Keyif var. Hoşumuza gitmedi mi? Üstad diyor ki Nebim'le övünüyor. Sıfa değil, uçağı yapana diyor. Nebim'le övünüyorum demiş uçağa bakarken. Üstad ne kadar kültürlü. Ulan gavur yaptı onu falan demiyor bakalım. Mahşerde elimizden tutarsa biz dövünürüz ya. Ya. Evet, Nur-u Muhammedi'de şey var. Uzattığım gibi gözüküyor ama rahat kavrayalım diye. Ya çünkü Miraç gecesi, Miraç dersi uçup gidiyor ya. Değerlendiremiyoruz. Şimdi ona hazırlıklı olalım diye salı gününe şimdi yapıyorum. Elbette çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evveli fıtratta meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır. Çok konuştuğumuz için de şey yapmayacağım. Ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere meyve ve bak en meşhur meyve, en muhteşem semere meyve, semere değil. Daha cami. Girmeyeyim ona. Semere ile meyve farklı. Daha cami. Salatla namaz gibi. Korkuyla haf gibi. Umumun nazar-ı dikkatini celbeden ve arzın nısfını, yani peygamberimizin hayatı bütün insanların dikkatini celbetmiş, arzın yarısını, yani coğrafya itibariyle Müslümanların yaşadığı yer, dünyanın yarısını, insanlığın humsunun yani beşte birini, nazarını kendine hasreden ve mehasin-i maneviyesiyle alemi ya nazar-ı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise, meyve kimdir? Zat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam'dır. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan onur ilk. Onu zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretini görünecektir. Yani meyve. Ama üzerini kaplamış çekirdeğin meyve. Bu çekirdek ama çıplak, glafilatif bir bedeni misali deniliyor şu. Ey Müslümi, ey duyan, işiten, takip eden bunu, şu acip kainat azime bir insanın cüz'i mahiyetinden halk olunmasını istibat etme. Yani bu 18 bin alem bir insanın yaratılmasını akıldan uzak görme. Niye? Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını, buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir-i Zülcelal, şu kainatı Nur-u Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam nasıl halk etmesin veya edemesin? Kocaman çınar ağacını en çok şeye hatırıma geliyor. Bursa. Bu dersi hatırlarsınız. Bursa'ya gittiğiniz zaman çıkarken daha çıkın, eğer gittiğinizde lütfen bir çıkın, bu tefekkür için yeter. Kocaman alameti kıyamet ya, 500 mi 700 senelik bir yaşı var. Tabelası var. Ondan sonra halkada bir çekirdekten halk etmiş. İşte şecere-i kainat, şecere-i tuba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dallar aşağıda olduğu için aşağıdaki meyvenin makamından ta çekirdeki aslı makamına kadar nurani bir hayt-i münasebet var. Yani
şöyle bu dünyada böyle büyüyor ya aşağıdan yukarıya. Ahirette ise böyle değil. Her şeyin aslı yukarıda. Misal verdim kafa gibi. Maneviyatlarda öyle oluyor. Kesiflerde aşağıdan yukarıya büyürler. Maneviyatlar yukarıdan aşağı, ampul de yukarıya. Burada ters yapıyoruz, alt üst oluyor. Mesela kaloriferleri aşağı halının altına koyuyorsunuz, bir sürü alerjik hastalıklar türedi. Bütün o mikropları canlandırıyor. Ameliyathaneler niçin şeyin hastanenin en dibinde yapıyor? Soğuk, bitki üremesin diye, mikrop üremesin, mikrop üremesin diye. Şimdi orada ıslak ayakla bastığın bir sürü mikroplar var. O sıcak ortam verince mikrop ürüyor ve yukarı çıkıyor, teneffüs ediyorsun. Bir sürü hastalıklar çıkmış. Ben bir gece yatamıyorum. Niye buna girdim? Bu arada misal verirken bir şey tamir edeyim dedim. Şimdi burada da böyle, yani dünya bu aşağıdan dedik ya, eğer karıştırırsan karışık oluyor. Ahirette ise bu tamamen tersi, yukarıdan aşağı büyür, ampul gibi. Yukarıdan aşağı ısıtıyor. İşte şeceri kâhine, şeceri tuba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dallar aşağıda olduğu için aşağıdaki meyve makamından ta çekirdeği asli makamına kadar nurani bir hayt-ı münasebet var. İşte Miraç o hayt-ı münasebetin glafı ve suretidir. Yani o meyvedeki çekirdek ile kökteki çekirdek arasındaki irtibattır. Onun arasındaki alakadır. O alakayı kurduğun zaman o zaman bütüne geliyor. Yoksa gelemiyorsun. Şimdi Miraç kuruyor sana bu bağlantı. O zaman Miraç nedir diye şey yapınca? Miraç nedir dediğin zaman o meyve makamından, meyvedeki çekirdekten kökteki çekirdek arasındaki bağın adıdır. İşte Miraç o Miraç işte biliyoruz Zat-ı Ahmediye'nin aleyhisselatü vesselam Kemalettin Meratip'teki seyri sülük. O seyri sülük olunsa, seyri sülük olunca o zaman bağlantı kurulur. Yoksa bağlantı kurulamıyor. Şimdi Hakikaten Miraç anladım. Şimdi Hakikaten Miraç'ta şimdi bir şey anlatayım da. Hakikaten Miraç orada harika bir şey yaptı. Onu da anlatıp keseceğim ama şunu şey yapayım. Hakikaten Miraç'ta fakat onu orada tutalım. O sorunu tutalım. Şunu ben getireyim sonunu. Cümlesini getireyim. Peki okuduk da ne işimize yarayacak? Onun sorusu olacak. Tamam. Diyor ki işte Miraç o hayt-ı münasebetin glafı ve suretidir ki Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam o yolu açmış. O yolu açmış. Tamam. Bu kadar anlattık. Ne işime yarayacak? Bizzatı mı anlattık? Bana ne faydası var bunun? Yolu açmış. Velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve o kapıyı açık bırakmış. Niçin? Mesela daha önce Resul değil miydi ki risaletiyle geldi? Hemen o sorulara cevap vereyim. Risaletiyle gitmemiş. Velayetiyle gitmiş. Sebebi, eğer risaletiyle gitmiş olsaydı, bütün Resuller aynı hakikate mazhar olurdu. Bütün peygamberler miracı vardır. Asıl imamlarında da vardır. Ama buna miracı asgar denilir. 6. şuada şöyle geçer. Miracı Ekber-i Muhammedi'de söylenen o sözler. Miracı Ekber denmesi için miracı asgar lazım. Yüksek masayı getir. Demek küçük masa da var. O beyaz adam, o siyah adam. Yani kıyas. İşte Miraç-ı Ekber dendiğine göre zamanım geçti mi biliyorum. Epey geçti. Bitireyim ama. Bu Ekber denmesi için asgar da lazım. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın 33 tane miracının en büyüğüdür bu. Ama o yolu açık bırakmış. Peki bu Miraç-ı Ekber olmasının risaleti miydi mebde? Hayır. Velayeti. Velayetiyle gitmiş. Yani bu büyük peygamberin hayat boyu aldığı fazilet ve kemalatı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir ayetten almış.
O velayetine diğer peygamberler yetişemediği için diğer peygamberlerde bu Miraç Ekber yoktur. Miraç Asgar vardır. Bize ne kar var onu da okuyacağım ama velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş. Ve o kapıyı açık bırakmış. Arkasındaki evliya ümmeti ruh ve kalbiyle o cadde-i nuranide Miraç-ı Nebevi'nin gölgesiyle seyri sülük edip istidatlarına göre makamat aleyhi çıkıyorlar. Şimdi neticeyi söylüyorum bu kadar şey. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalata seyri sülükünden ibarettir Miraç. Hakikat-ı Miraç nedir? Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam meratib-i kemalatta seyri sülükünden ibarettir. Meyveden çekirdeğe dönmüş. Yani Cenab-ı Hakk'ın şimdi bize bakacak az bitiriyorum ya. Yani Cenab-ı Hakk'ın tertibi mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isimler. Allah'ın mahlukata 18 bin alemi, 18 bin tecelli ettirdiği isimler. Unvanlarla saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devair-i tedbir ve icatta ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir sema tabakasına gösterdiği asar-ı rububiyeti birer birer o abd-i mahsusa gezdirmiş. Devam etsek mi buradan? Az da biraz da gidip o mahsusa abd-i mi diye birer birer o abd-i mahsusa göstermekle o abd-i hem bütün kemalat-ı insani cami. Çünkü bak arkadaşlar, kainata Allah bütün esma tecelli etti mi? Etti. Onun kainatın nefsi var mı? Yok. Ne yaptı? Esma'yı gömmedi. Tecelli ettiği gibi gözükmüş. Peygamber aleyhissalatü vesselama da esma vurduğu gibi gözükmüş. Yutmamış ışığı. Tamam. Bütün kemalat insani cami peygamberimiz. Bak ne anlatacak şimdi sana. Hem bütün tecelliyat-ı ilahiye mazar, hem bütün tabakayı kainata nazır ve saltanat-ı rububiyetinin dellalı ve marziat-ı ilahiyenin mübelliği ve tılsım-ı kainatın keşafı yapmak için bu rakab indirip berk gibi semavatı seyrettirip kat-i meratip ettirerek kamervari menzilden menzile, daireden daireye rububiyet-i ilahiyeyi temaşa ettirip o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ivanı olan Enbiya'yı birer birer göstererek ta Kab-ı Kavsene makamına çıkmış, Kab-ı Kavsene makamına çıkarmış, ehadiyetiyle kelamına ve rüyetine mazhar kılmıştır, şu yüksek hakikatin diye devam ediyor. Bu diyor ki, bu hakikati beşere hediye getirmiş. Miracını. Çünkü niye? Bu hakikati şifre ve sembol olarak hepimizin ruhunda var. Eğer esmayı yutmayıp, esma ve sıfatı yani Allah'ın esmasını ne kadar mazhar olursak, tamam mı? Ne kadar Allah tarafına tecelli gösterirsek biz onu, bizde de bu Miraç oluyor. Onun için daha çok bize bakıyor. Ama fikri Miraç olur, hissi Miraç oluyor, mahiyet Miraç olur, hakikati Miraç oluyor. O sırrı bizde konmuş. Çünkü bir abd-i mahsustaki bu ahlakı sirayet ettirmek için o kapıyı açık bırakmış. O kapıdan bu sıra mazar olanlar da giriyor. Yani dolayısıyla hepimizde bu kanuniyet var, ona has ve mahsus değil. Yani bizde cüziyetten külliyet kesbedersek mesela Miraç bahsinden diyor ki herkes diyor sufliyetten ve cüziyetten tecerrüt edemeyip külliyet kesbedemiyor diyor. Cüziyetten ve sufliyetten tecerrüt edip külliyet kesbedemiyor. İşte onlardan tecerrüt nispetinden. Bak ne dedi? Tecerrüt değil mi? Arkadaşlar Miraç olabilmesi için, sahabe olabilmek için, çok sebap kazanmak için, bu anlatılan makamlara çıkmak için ibadet denmiyor. Tecerrüt, terklerle oluyor. Sahabenin Kur'an'da metü sena edilen en büyük sıfatı nedir? İsar hasretidir. İsar ne demek? Kardeşini tercih etmek. Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini terk etmesi lazım.
sahabiye hanımlar, annelerimiz hurmalıkta hurma toplarken tesettür ayeti gelmiş. Tamam bu hurmaları eve götürelim de ondan sonra örtünüz dememişler. Duydukları anda hemen bezi boşaltmışlar, hurmayı örtülmüşler. Sahabeler terk çok kuvvetliydi. Terklerimiz çoğalırsa bak cüziyetten külliyete. Yani çok sevap kazanmak için ibadet değil, la ilahe ler lazım. İllallah sonra. Terk terk. İki saat iki tane cüz okuyacağına Allah'ını seversen, sabaha kadar iki tane cüz Kur'an okuyacağına 10 dakika televizyon seyretme. Televizyon seyretmeden yat, cüz okuma. Televizyon seyretme. Çünkü takva meniyattan ve günahlardan iştinab etmektir. Meniyat defi mefasittir. Yani terk var. Ötekisi ise günah iştinaptır diyor. İştinab-ı kebay. Aşağıda kendisi tanımlıyor. Meniyattan ve günah. Meniyat günah değil. Günah terk, terkten bahsediyor. Terk. Terk. Terklerimiz ne kadar kuvvetli olursa o kadar terakki olur. Sahabenin namazı olmayanlar vardı. O kadar şey, Ahmet bin Ahmet 1 milyon hadis ravisi, 1 milyon hadis nakleden sahabi yok. O kadar bilgisi yok. Ama yetişilemiyor. Çünkü sahabenin terki çok kuvvetliydi. Terk, terk. Çok bir ibadet, sabaha kadar namaz kılmak değil. Sabaha kadar yatmak. Ama televizyon seyretmeden. Sabaha kadar ibadet yapmak değil. Sabaha kadar horu horu yatmak ama o eve git yatsıyı kıl. 2 sayfa, 1 sayfa Risale oku. Yat aşağı. Televizyon seyretme. 12'den 12, 10 geceye kadar televizyon seyret 10 dakika. Vallahi sabaha kadar ibadet et. Keşke etme. O ibadette kalsın 10 dakika seyretme. Çünkü tahribat kolaydır. Ettaribu ise. Tahrip öyledir. Terkler bir insanda ne kadar fazlaysa o adam terakki eder. İstersen yapmasın. Zaten farzların dışında şey bizi şey yapmıyor ki. Ahir zamandır. Ve ahir davagun enilhamdülillahi rabbil alemin. Zamanı uzattığımdan dolayı özür diler, kusura bak. Hakkınızı helal edin. Gecemiz ve gündüzümüz mübarek eylesin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse onları haberdar eylesin. Bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak cinlerden, şeytanlardan, erba-ı habise ve mevad-i şerire ve nefsi emmarenin vehim ve vesvesesinden hıfz-ı emin eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin Müslümanlara İslamiyet'i yardım eyle. İttihad-ı İslam'la ağlayan alem İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürmeyi nasip-i müessere eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza bereketullah ve kıbretullah nasip eyle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق Thank you.
الفاتحة.